Hepinize selam dostlar, ben Tao. Sezon 8, sezon 9, sezon 10, sezon 12 dünyanın olsun birisi. Bugün Batı sunucusundayız ve karşımızda 467K Irelia var. Bunu muhtemelen ikinci kanalıma çekiyorumdur. 160K Lux, 320K Trash. Bizim de bu hesapta şöyle bir 370K nasumuz var. Jahri'nin kere hesabındayım, %80 kazanma oranı. Zümrüt 3, Zümrüt 2, 175 win rate. Zümrüt 4, 4, bunun da 170 win rate. Zümrüt 3, şu ikisi birazcık can yakabilir. Bizimkiler de bu şekilde. Irelia'ya karşı nasıl oynamalıyım acaba? Ben bir şöyle başlayacağım. Geçende de böyle yapmıştım. Bakın yetenek hızımıza bakıyoruz. %15 bekleme süresinde azalma. Mükemmel bir şey. Ama böyle başladığınızda rakibe çok yaklaşmamaya çalışın. Damage yerseniz base atmak zorunda kalıyorsunuz. Şu an çok güzel bir şekilde öğreteceğim. Yayında bir yer TR sunucusuna gireyim dedim şu Grandmaster hesapta. Yani yayını açar açmaz nasıl ghostluyorlar bilmiyorum ama ghostlandık ve kaybettik. 5 kişi şurada beni dahiliyor falan. Sonra bota iniyorum, bota 5 kişi geliyor. Garip şeyler oldu. Adam da zaten yazdı yayına seyahat falan diye. Zümrüt'te takıldım, ne yapmalıyım? Zümrüt Elo bu arada bakın sıfır şaka söylüyorum. League of Legends'ın en zor şeyiymiş, ligiymiş açıklanana göre. Ben de bunu deneyimledim bir tane hesapta. Gerçekten çok garip tipler geliyor. Zümrüt'teyseniz çıkması zor. Bak ben bile zorlanacağım mesela şu an oynarken. Göreceksiniz. Orada aşamasına geldik. Şimdi İrelyacığımız bak minyonu canını bilerek azalttı orada. Öyle bir hamle yaptı gördünüz. Bunun sebebi şu. Gelecek ona Q atacak biraz. Şuna Q atacak, ona atacak, en son ona atacak. Kafam atlayacak. Ama biz bunu yer miyiz, yemeyiz. Yani kaç bin tane İrelya'ya karşı oynamışımdır. Minyonu da kaçırmadım. Üzerine bakın bana kış yüzüğü aldık. Ve sanki bir renk ayarıyla oynamışım ben, onu bir düzeltelim. Böyle daha güzel oldu gibi. E'sini açtı, üzerime doğru geliyor. Bak tüm İrelyalar böyle dümdüz düşünür abi. Hiçbiri aslında mekanik çarı değildir. Herkes İrelya mekanik çarı sağlar ama. Sadece minyonu Q atar bak. Ekstra bir şey yaptı var mı? Q tuşuna basıyor. Ben de nasıl olsa Q tuşuna basıyorum. Ama nedense İrelya mekanik çarı sayılıyor yani. Halbuki 3-4 defa İrelya oynasanız karakterin az biraz ne yaptığını anlıyorsunuz. Bu dediğime çok karşı çıkacaklar var. Bunu da biliyorum. Abi karakter uçuyor. Nasıl mekanik çarı değil ya? E'sini tutturmayı deniyor bir yandan. Mesela minyona geldim. E atacaktır. Dojladım halde dojlayamadım. Bir şey diyeceğim. Gördünüz ama değil mi hitbox'ı? Burada dive girmeyi deneyebilir. Tamamdır. Benim hatam, sıkıntı yok. Bir tane daha bundan aldım. Bir tane daha bundan aldım. İlerliyorum. Burada benim yaptığım hata da şuydu yani. W açmam gerekiyordu. Açmadım. Stack alacağım diye öldük. Rengar ittirme bari ya. Lane'i bıraktığı şekli görüyor musunuz? Ormancı gibi ormancı ya. 30 CS oldu ama beni kaderime bıraktı. Şu an o tilt Q'suydu da aynı attığım Q. Şu minyonu da alamadım nedense. Neyse freeze nasıl bozulur bunu öğreteceğim şimdi de. Arkadaşlar rakibiniz lane'i donduruyorsa bunun gibi. Freeze'i şöyle bozuyorsunuz. Mid lane'i dümdüz yürüyorsun. Birazcık oradan farm alıyorsun. Devamında adam lane'i ittirmeye başlıyor ve kazanıyorsun. Freeze bozuluyor, bu kadar basit. I take 2 or 3 min. She broke freeze. I go top again. Bozacak arkadaşlar her türlü. Sadece bekleyin. Oha elemana bak lan, gelsene bir de. Allah Allah, niye insanlar bu kadar sıkıntılı ya? Yazıyorum bir de yani. Tapa geçti ya, inanılmaz. Neyse ben freeze'i bozdurdum, tekrardan gidiyorum. Bu sefer de karma ittiriyor orayı. 6 level oldu. Adam beni suçlu gibi göstermeye çalışıyor şu an. Sadece mid'e gidip 2 tane minyon alacaktım ya. Bak bu da gelip buna ölürse üzücü olur. Güzel. Artık vurma. Aa, ruh hastası ya. Arkadaşlar siz benim yapmaya çalıştığımı anladınız mı? Her zaman yaptığım freeze taktiğini yapmaya çalıştım ya. Freeze bozma taktiğini yapmaya çalıştım. Ama karmamızın kafası böyle 7 level oldu lan Eleman. Ben 6 olamadım daha. Ne bileyim, yüksek eloda çalışıyorum ama düşük eloda insanlar anlamıyor galiba. Değişken kuvvet karışımı geldi. Basalım onda. Adam 4 stack oldu lan. Bu laning benim için bitmiştir, ben gidiyorum buradan. Niye diyorsanız hiçbir şey yapmadan adam beni öldürdü de aynı. Karmayı birazcık daha sinirlendireceğim. Tamam biraz da eğlenelim hadi. Aa ittiriyor lan lane'e. Bu sefer Kamil bana ping atıyor. Kamil support şu an meta mı oldu arkadaşlar? Geçen oyunda vardı. Düşünsene aslında şu an takımdakiler geçen oyundakilermiş falan. Onu alamayacağız. Aldık, güzel. 2 level dif'imizi yedik ama kazanacağız yine. Top lane birazcık hassas bir koridor ya. Rengar geldi mesela, ittirdi. Benim orada oyunum otomatikman bitti yani. Bitmemesi için de mid'e geçtim. Olmadı. Bu sefer de Karma kardeşim ağladı. Sonrasında İrelia'ya öldü. İrelia zaten 80 CS. QQ atıyor minyonlara sadece. 125. İyi. Tekrardan canını fullledi. 125 daha vuralım.
Öl lütfen. Şimdi mahvolmuş bitince bu arada 3-4 kişi birden kesecek. Lux gelmiş. Üzgünüm. Bence Thresh halen burada bekliyor. Flash falan atacak üzerime. Irelia da minyonlardan uçup gelecek. Teleport atıyor. Mahvolmuş da bitti. Üzerine kulemi de alacak. Senaryolar üretildi şu an. Warwick de orada. Ben gidiyorum. Bu da topside'a doğru geldi. Mahvolmuş halen bitirememiş bak. Güzel bir şey oldu şu an. Bildirim gelmiyor abi sen yayın açtığında. Yani Instagram'dan falan takip ederseniz video bildirimini oradan alabilirsiniz isterseniz. Onun harici YouTube şu an bana bir uygulama yapıyor yani. Videolarımı önermiyor nedense. Ben de anlamadım. Rakip takım sanırsam bir sürü işli kurtçu almış. 6 tane mi aldılar? Görünmüyor şu an. Keser miyiz ya böyle bana 126 stack'le? Denemesini yapabiliriz. Exhaust'un gücü adına yat lan aşağı. Soru işareti de atılmalıydı ama chat değil mi? Şu an var ya ağzından köpükler geliyor böyle. 150 altın veriyorum. Warwick görmüyorum. Oynamalı mıyım acaba? Abi öldük öldük. Flash attıracak bana. Lan bir ruh hastası ya. İyi bari gelmedi. Beceri karışımını da aldık. 3-2, 2-2, 3-5, 1-3. Taptan geldikten skor aldı. Ona rağmen kar top etkisini yakalayamamış. Bu da... bilerek ölüyor. Karma var ya tam bir manipülatör yani. Diyor ki şu an sen adamı pingliyorsun ama adam sana kill verdi diyor. O da hemen ardından bir şey yazıyor. Abicim ben skor istemiyorum. Tek başıma alabilirim gelme bana. Skor aldıysak skoru da verdik bir güzel yani. Hiç worth değil. Belki sağa sola teleport atar o yüzden ilerlemeyeceğim. Bu Irelia'nın hesabının böyle düşük level olma ihtimali nedir? Bir bakalım hadi. 155 seviye. %47 kazanma oranı ama canavar gibi Irelia oynuyor. Ben de böyle tipleri anlamıyorum ya. Madem bu kadar iyi oynuyor. Bu elo'da ne işin var? Vadiyi de verdik. Warwick şimdi gelir vadiyi de açar. Arkadaşlar bu arada anlatacağım. Bu adam hile falan olabilir mi ya bir ihtimal, bir ihtimal ama. Araya gidiyorduk. Bize acil bir Randuin lazım. Hanım Randuin'i getir. Onun öncesinde de bir donmuş yürek alalım. Ya da direkt Randuin alalım ya. Bak bu Irelia'ya ben bir izin versem var ya böyle bir kötü oynasam oyunun içinden geçer. Ama izin vermeyeceğiz. Ne yapacağız biliyor musunuz? Oyun planından bahsedeyim size. Önce Randuin'i bitireceğim. Sonra bir donmuş yürek alacağım. Oyunu dümdüz taşıyacağım. Ya şu an rakip takımda bir tek Lucian vurabilecek hasar. Belki late game'de böyle Irelia sağdan soldan skor toplar. Öyle vurabilir. Eyz atalım. Randuin bitsin. Belki Ejder Savaşı'na bile gidebilirim. Sıvışmamız da var buradan. Gitmeyelim ama Rengar buradan. Oyunu kazandık zaten arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ya ona da gitmezsin ama. 5 altın. Köyü minyon attı eleman. Irelia çok akıllı ya bu arada. Bak buradan yürüyorum gelmedi. Minyonların gelmesini bekliyor. Şimdi çalıya geçecek muhtemelen. Minyonları can inince minyonları atlayacak. Oradan bana ulti atacak. Her zaman yaptığı hareketler. Ya da böyle ileride savaşabilir benimle. Rakip takımdan kimseyi görmüyoruz. Oo Irelia bota inmiş teleport atıp. Jin bir kez daha öldü. Randuin ne işe yarıyor? Rakibin kritik vuruşlarının hasarını azaltıyor. Üzerine normal vuruşlardan gelen hasarı da azaltıyor. Yani karşıda Lucian mesela bizi eritecek ya. Şu an eritemeyecek. Ama burada Thresh falan geliyorsa ben öldüm. Yapacak bir şey yok. Allah. Araya gidiyorduk. Bir de donmuş yüreği var. Elimi kaldıramayacağım. Lan ağzımı açıyorum. Adam ağzımı açtığım anda oraya geliyor ya. İnanılmaz bir şey değil mi arkadaşlar? Girmeyeceğim. Hayır. Thresh bizi CC komasına sokabilir. Flash'ımı aldı. 3 tane sihirdar büyüme aldılar şu an.
Aa, Türk çıktı bak. Kamil de Türk müdür acaba? Dur bakayım. Buradan bunu alacağız. Şunları neye dönüştürebileceğim? Onu da bilmiyorum ki. Belki şundan alabiliriz ilerleyen dakikalarda. Ki geri açılmış çağı. Evet, açıldığını söylemiştim size. Açılacağını da söylemiştim. Bak yine öldü. İlerleye ikinci ölüşü. İşte bu da gelip benim skoru alıyor önümden. Bence bizim takım herkes Türk ya. Yabancılar bu kadar toksik oynamıyor. Buradan da bir ignite alalım. Kankam o nasıl bir duvardı ya? Geçemiyorum. İrelia'nın pushlamasını bekleyeceğiz. Ejder çıkıyor. Abi bütün cennetten kovulanlar senin takımda. İrelia çalıda bekliyor muhtemelen. Burada olabilir mi? İrelia kesin çalıda bekliyor bak şu an chat. Ha geldi. Buna gelirlerse keseriz. 15 level lan eleman, oha. Barona gidelim hadi. Üf, mahvetti. Abi 800 tek olursan 250 lira atmayı planlıyorum. Neden? 800 tek özellikle. Uğraşmayacağım, doldururuz ya herhalde. Bengar gelmiyor. Lux ulti yaptı. Teleport geldi. Birazcık split atalım. Bak mesela West'te de oyun çok soğuyor, gördünüz mü? Yavaş yavaş oynuyoruz. Onlar mı alıyor? Oha onlar alıyor. İyiymiş abi Rengar. Rally 16 level oldu, 4 eşya. Ben daha 3. eşyadayım. Base atalım hadi, biz de 4 olalım. Şu an keser miyiz Rally'ye chat, ne diyorsunuz? Gelmiyor ama. Adam benim karşıma çıkmayacaktır daha. Biz buradan dümdüz ilerleyelim. Takım da savaşmazsa ayrı kitirmeyle bitirebilirim oyunu. Ama midde kesin savaş çıkacak, öyle duruyor. Belki dizginsizden bir teleport alır oynarım. Bir geri ping atalım. Yarsınlar, sıkıntı yok. Rengar bu arada yine öldü Lucian abisine. Teleportu koydum. Yürüyemiyorum. Yine fight'taki etkimizi konuşturduk. Barış yazın partiye gidiyor muyuz? Abi ben yazın Haziran'da Avrupa'ya gideceğim. Avrupa'daki tüm parti mekanlarına gideceğim tek tek. Ondan sonra Türkiye'ye geldiğimde de yazın böyle Ölüdeniz'e falan gideceğim. O da ne zaman olur? Temmuz'un başı falan. Eylül'de de askerlik var. Askerliği yapacağım. Burayı ittiremeyeceğim. İrelia gelebilir. Saçma sapan ölmeyelim. Twitch videonuzdan geldim. Twitch sorutalı gelirim acaba? Çok isterim de yani. İnsanlar benden Twitch istemiyor ya. Yoksa AP Twitch oynaması inanılmaz eğlenceli. Samet teşekkür üyelik için. Fight'ta çok etkim olmayacak. O yüzden midden ittirmeye devam edeceğim. Ya hayaletim yok. Bir şey yapamam. Düşün orada. Fightlamayın lan. Çıkın lan. Rally geldi. Gayet güzeldi bu arada. O Rally'le takım savaşına gitseydi içinden geçerdi takımın. Yine kafamızı kullanarak League of Legends oynuyoruz ve kazanıyoruz. Muhtemelen bunu ikinci kanala atacağım. O yüzden ikinci kanalı izleyenler videoya like atmayı unutmayın. Base atalım. Bunu bitirdik, hiç ölmeyeceğiz. Büyü direnci lazım. Bu Lux için lazım değil. Böyle bir armor daha çekelim, böyle göstermelik. Adamlar 5 tap yapıyor. Zetapay teşekkürler üyelik için, hoş geldin. Şimdi önce Lux'ı kesersen bir geri çıksın şu. 5 altın alamadım nedense. Rengar yok. Sağ tık atamadım adama, sağ tık atamadım. Ananı avradını trash gibi, trash oynayanların, janla oynayanların hepsinin var ya ben. Ya gudubet adam ya. İzliyorsunuz değil mi? Gudubet adam. Savaşın içinde böyle 100 kişi var savaşın içinde. Geliyor bana hook atıyor aradan. Bitir kardeşim oyunu. Hadi bitirin kardeşim. Lux doğuyor bak. S falan yazdım, şimdi kaybedeceğiz. Ter S. Mayon S. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım, neler yapmışız görelim. Nasıl süreye seksi kazandık? Kaç puan geldi? Nerede yazıyor? Artı 22 puan geldi. 838, 13500 altın. Oyundaki en yüksek 4. 5. altın. Bu ne oğlum böyle? Oynayamadık bu oyun ya. Rengar kardeşim sağ olsun oyun başında lane'imin içine etti. Sonrasında mid'e geçeyim dedim. Bu sefer Karma... Aaa! Karma neden böyle rage attığına şu an anladım. Karma da Türk'tü ya böyle. Ben bunu TR sunucusunda yapmaya çalıştığımda kimse izin vermiyor bana. Mesela mid'e geçtim insan gibi. 2 tane minyonunu alacağım adamın. Küfür etmeye başladı bir anda, tapa geçti. Bunu yüksek eloda ya da test yapınca genelde anlıyorlar ama bu eleman yaptırtmadı bize. Hasar tablosunda da minicik bir gökdelenimiz var burada. Kuleleri toplam hasar da... Oha berbat oynamışım bu oyun. Olsun, yine de atarız.
İyi seyirler. Hadi bu videonun kapanışını yapalım. Nasıl bir videoysa. 5-11, 9-7. Dav kaçar. Hoşçakalın. Bay bay. 51K Olaf, 200K, 70K, 36K. Bizde de 500K kasetim var. Hepinize selam dostlar. Ben Tao. Sezon 8, sezon 9, sezon 10, sezon 12 dünyanın süpürüncüsü. Bugün Batı sunucusunda master olmaya çalışıyoruz. Hesabımız şu şekilde, hemen göstereyim. Normalde %100 kazanma oranı olması gerekiyordu. Bir tane bile oyun kaybetmemiştim. Bunu her zaman söyleyeceğim videolarda. Şu oyunu troll build yaptım. %100 kazandığımız bir oyundu. Rakibin base'inden oyunu kaybettik. Şu oyunda bilgisayarım kapandı. Bu oyunu hatırlamıyorum. Bu oyunda da sanırım saçma sapan bir şeyler olmuştur. Bu win rate ile master olacağım. Üyelik için teşekkür ediyorum Egehan'cığım. Oha, zebani nasıl suluyor olmuş. Sana bir kalp atayım şöyle. Abi dürüst olman o kadar hoşuma gidiyor ki inanılmazsa seviyorsun, eyvallah. Abi ben bunu şeye de söylüyorum mesela. YouTuber'lara da söylüyorum. Diyorum ki dürüst iş yapalım her zaman. Herkes dürüst olsun birbirine karşı, izleyicilere karşı. Daha güzel bir ortam olur diyorum. Böyle olması da gerekiyor. Bu oyunda şöyle başlayalım mı? İki tane bundan aldım, ilerliyorum. Sağ kanka, yayını izleyince videoları izleyemiyoruz. Yayın videosunun arkasına bir tane daha farklı video atar mısın? Kanka bu dediğiniz ben dikkate aldım bu arada. Artık şey yapmayacağım. Ana kanala asla yayından video atmayacağım. Yayın dışı videolar atacağım. Ya ben şöyle düşünmüştüm. Yayın açarım, yayında da video çekerim. İşte onu da kanala atarım diye düşündüm ama izlenmeler düştü yani böyle olunca da. Yayından izleyenler videoyu tekrardan izlemiyor sanırsam. Like de atmıyor hatta. Nasus videosu ve ondan sonraki gelen videolar aşırı az izlendi yani. O yüzden ana kanala şey yapacağım. Ayrı video çekeceğim. İkinci kanala da yayından kesitler atacağız böyle. Olaf nasıl CT'liyoruz? Kanka mantıken düşün bakalım. Beğenme de ama. Öncelikle Olaf adlı karakter bir vahşi yaratık. W'muzu ultiyle kaldırıyor. W'm hiçbir şey yaramıyor. Ya bir tane yeteneğim yokmuş gibi oluyor. Üzerine armor kasıyorsun, adam gerçek hasar atıyor E'siyle. Q'yla baltasıyla armorumu kırıyor. Şurada bekliyorsa acı çekeceğim şimdi. Kulaklığın markası SteelSeries Arctic 5. Klavyede SteelSeries Apex 5. Keşke SteelSeries sponsorum olsa. Teşekkürler. Abo. Abo, dayağımızı yiyoruz. Tam bir yaratık, gördünüz mü? Çok dedi, balta yaptı kafama. Bekleyelim koridoru bir güzel ittirsin. Ya aklı başında oynayan bir top lane her zaman pusar bekler zaten. Yaklaşamayacağız, bekleyeceğiz. Cheese taktiği yaptı sana, yapamadı. Savaşsaydım cheese taktiği yapmış olacaktı. Arkadaşlar video konusunda şöyle. İnanılmaz şekilde hasta değilsen, böyle yataktan kalkamayacak derecede hasta değilsen video gelir kanala. Yani grip falansam atarım. Ama mesela bir defasında 14 gün video atamadım. Yataktan kalkamıyordum. Mesela bir saat ayakta duruyorum, direkt tekrardan yatağa dönüyordum yani. Video bile çekilmiyor. Habire ateşim çıkıyor, habire terliyorum. Antibiyotik kullandığım için antibiyotik bir terletiyordu beni var ya. Hasta hasta İzmir'e gittim böyle. Çünkü öncesinden İzmir biletimi almıştım. Uçağa bineceğim. Uçakta bir terlemeye başladım. Yanımda da bir tane yaşlı bir kadın var. Böyle Gucci çantası falan var böyle. Bana bir tip bakıyor var ya. Beni şey sandı böyle, hastalıklı zombi falan sandı galiba. Halbuki antibiyotik yüzünden terliyordum. O zamanlar arkadaşlar iki tane ağır antibiyotik kullandım ve beni bitirdi ya. Çok gariptir ki antibiyotikleri bitirdiğim gün iyileştim lan. Bunun nasıl bir hesaplaması var ki yani? Psikolojik olarak mı iyileştim acaba? Onu da anlamadım. Bayağı bir canlı indirdik ha. Minyona yaklaşırsam Q atacak. Şöyle yaklaşıyormuş gibi yapsam olmadı. Ya bir yapacağım yaklaşıyormuş gibi, baltasını bir dojlayalım. Güzel. Büyük minyonu kaçırıyoruz. Yapacak bir şey yok. Buna bir şey yapabilir miydim bilmiyorum yani. Hayalet bastı koştu üzerime. Direkt flash atabilirdik belki ama flash'ımı da böyle atmak istemedim. Lane'imiz kötü kaldı. Uzun zamandır böyle gank yemiyordum bu arada yani. Zeban nasıl olmuşsun abi? Aynen hastayken öyle oldum. Aras hoş geldin. Bir totemimizi atalım. Bence Brent bunları almaya gelecektir. Şimdi ne yapacağız? Hayaleti var bu elemanın. Şu atıp hayalet basıp dümdüz üzerime koşabilir ve keser de beni yani. Hiçbir gücüm yok şu an. Neyse, en azından lane bize doğru gelmeye başladı. Brent'in yerini de gördük. 6 level oldu. Of ya, nasıl oynaması niye bu kadar zor abi? İnsanlar bir de şey diyor ya, sağ tıkça arıyor, çok kolay nasıl oynaması. Sabretmen gerekiyor yani, şurada bekliyorum bildiğin. Adam minyon kesiyor bak, teleport alalım. Boy stack kasacağız. Aşattık bakalım. Büyük minyon alacağız. Kule altınlarımızı da vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Belki birazdan keserim, birazcık daha stack lazım. Dar gitti, güzel. Bizim ormancılar niye böyle ya? Gördünüz mü arkadaşlar, kule vurmadan bir tane minyona vurdum, ortadaki minyona. Canını bir azalttım böyle. Sonra diğerine vurdum, sonra kule ona vurdu, ben de ona vurdum. Hepsini alabildim. Yani büyücü minyonlara şöyle bir tane dokunmanız gerekiyor kule altındaysa. Yayınlar zaten genelde 1400 ile 1000 arası izleniyor. Umarım 2000'e falan çıkabiliriz yani. Abi yayınlar izleniyor, bu sefer de videolarım izlenmiyor. Ben anlamadım ki ya. Canlı yayın açınca bildirim mi gitmiyor acaba insanlara? YouTube'un çok değişik algoritmaları var arkadaşlar yani. Ya bir ihtimal daha var. Yayından video attığım için belki izlenmiyordur. Anlayacağız. Ben burayı bir salayım ya. Bak tekrardan lane'i freezeleyecek, freeze'i nasıl bozdurabiliriz? Bir de geçeceğim abi. Hemen TAVB ile lane freeze nasıl bozulur anlatıyorum. Öncelikle bakın lane'i freezelemiş, görüyorsunuz. Mid lane'e geliyorsun. Minyon az bir şey alacağım. Buraya da bir yardımcı olalım hatta. Kimse gelmiyor bana.
Ben senin için canımı mı verdim şu an? Olaya bir de şöyle bakın. Lane freeze bozuldu. Bir daha takım arkadaşlarıma yardımcı olmayacağım. Babacım, Milio geliyor. Sen niye gelmiyorsun Bece? Ah hayır! Adama double attım diye pırıltı etkisinden dolayı minyona çok fazla vurdum. Abi üzücü. Bak negatif olmuyoruz. Her zaman pozitifiz. Öldük ama lane freeze'i bozuldu. İkinci yetenek E'ye fullleyeceğiz. Bunun sebebi de Olaf'ın ultisi W'mu kaldırıyor. En azından E atıp armorunu kırabilirim. Q atalım. Ultim yok ama ultim gelirse öyle keseriz Kindred. Bunun ultisi Kindred'ın E'yi de kaldırıyor. Bir tık sıkıntısı. Koşuyormuş gibi yapacağım sanki Kindred gelmiş gibi. Adamı bir yandan paranoyak yapıyoruz. Tabii ki Brand abisini çağırdı, o da geliyor. Ben buna saldırırsam arkadan Brand gelir kesinlikle. Böyle bir çalıya geçelim, bekleyelim burada. Milio da geldi bu arada. Adam ne kadar sıkıcı ama 100 CS yaptı ya, baksanıza. Lane ittirmeye başladı. Belki de dive yiyeceğiz. Belki de keyfini ittirdi. Rakip ormancı falan gelmezdi mi chat? Ignite aldım ki adam ağır yara yesin. Bir dahaki fight'te öyle keseceğiz. Her fight böyle adamı kesmek için bir plan üretiyorum. Bak şu an Brand şuradan aleti bastıysa öleceğim. Şuna bir ping atalım. Bu eşyayı çok sevdim bu arada. İnanılmaz ucuz ve mesela pırıltıyı aldım, 1500 altın kastın. Direkt eşyayı bitirebiliyorsun. Şurada küçük bir olayı fark etmediniz bence. Adamın Q'sunu dojladım ve Q'sunu atamadığı için ölmedim. Q'sunu atsaydı armorumu kıracaktı. Üzerine damage atacaktı ve ölecektim. Buradan Brand geliyor muhtemelen. Bir totemimizi atalım bak. Duvara yaslandım. Totemimi attım. Arkası var mıdır bunun? Brand burada. E fullemenin yararları. Rakibin armorunu %45 kırıyor. Yani neredeyse rakibin armorunun yarısını kırıyorsun. Olaf da sana sağ tık atmak zorunda ya. O alanın içinden çıkmıyor. Çıkmadığı için de bir güzel ölüyor. Şimdi burada ultisi de yoktu. Ama burayı zorlarsan Brand arkamdan gelecek. Alet de basacak. Ulaşım aldı ya Brand şu an benim. Buraya da vurmak zorundayım. Ejderi aldık ama. Bir totem mi geldi buraya? Aynen 5 altın, gördünüz mü? Ej zaten tekrardan yetişiriz buraya. Arkadaşlar bakın ne kadar gerideydim. Öncelikle adamın freeze'ini bozdurdum. Oraya oynayamayız ya. Nasıl yapacağız ses şimdi? Brand'i gördüm, güzel. Bir kez daha öldüreceğim herhalde adamı da. Your mom diyor lan. Aynen annem geldi, bir şey dedi. Kadına durduk yere laf attı. Annem köpeği indir diyor. Ama şu an ben köpeği nasıl indirebilirim arkadaşlar mantıken? Köpeği indirme infosunu daha önceden vermesi gerekiyordu yani. Belki bir ara ben bir aşağı ileri gelirim arkadaşlar ama şu an değil. Kulemizi aldık, 300 altın. Counter'ımız olan Olaf'ı da bu şekilde yenmiş olduk. Bu oyunda bir güzel taşıyacağım. Çok uzatmayalım, hızlıdan bir base atalım. Aa bu da olabilir bak, bunu alacağım. Buradan ne alacağız? Heal falan herhalde yani, dandik şeyler. Bitkinlik alabilirim. Ben hakkımla adamı 3 defa kestindim chat. Hepsinde solo kill attım. 0-2 başladığım halde oyuna döndük. Bence güzel bir başarı. Arkamızdan dolanıyorlar gibi bir vibe aldım. Dolanmıyorlar. Olaf AFK mı geldi? Olaf kankam tekrardan fight'a gidiyor. Biz de buradan ittirmeye devam edelim. Tekrardan gelecek arkamdan. Mid'de göründü zaten. Brand gelebilir. Ben burayı zorlamayayım. Brand gelecektir zaten. Aletim olsaydı oynardım da yani. Brand koşarsa üzerime hiçbir şey yapamam. Gördünüz, Olaf geldi. Muhtemelen şurası wardlu. Bir ara Olaf oraya doğru yürüdü. Olaf tekrardan mid'e gitti. Brand'i görebilsem arkadaşlar oynayacağım da gerçekten Brand yok ve paranoyak oldum şu an. Tamam bu sefer yürüyecek Olaf. Base mi atacaksın? Gerçekten ben. Bak LoL oynamıyorum, haritaya bakıyorum sadece. Şu an haritaya bakarak oynuyorum arkadaşlar. Tamam Brand'i gördük, oynayabiliriz artık. İki kişi orada. Buradan Brand gelecek. Aynen geldi. Alet bastı bu arada. İşsizlik abidesi ya. Hayaleti basıyor, üzerine ulti atıyor, üzerine Milio geliyor. Şeytan diyor, büyü direncini kas. Hadi kasalım. Brand'den niye korkuyorsun bu kadar? Gördün mü Dain neden korktuğumu? Çok fazla vuruyor çünkü. O da bozuk bir şampiyon. Can değerine göre vuruyor. Milio'ya öldüm. Milio'ya mı öldüm gerçekten? Öyle olduysa güzel. Buradan ne alacağız? Arındır alacağım. Brand bir daha gelirse keseceğiz. Don't come top yazdım ama yine de gelmeyi seçti. Bir E at bari de yavaşlat ya. Sanırım Milio'yu keseceğim ben burada. Ya da Twitch'e de oynayabilirim.
Kulaş arındırım gitti. Kasım'ın beyin oyuna dönmesini bekliyoruz. Kasım 12 lal bu arada. Bu adam cehennem maskesi falan almış. Rich geliyor. Spray and pray geliyor. Buzdağın eldivenini çok seviyorum ama bir kötü yanı damage'imizi birazcık düşürüyor ya. Güzel tank yapıyor ama aynı zamanda damage'ini de düşürüyor yani. Garip 5 ya. Artık sal bebeğini kardeşim. 5 altın. Evet güzel. Yanıyorum. İki tane totem alınca şu an bana karşı bir şey yapamayacaklar. İhtiyacım olan tek şey görüştü. Bunda neden alıyorum mesela bir anda üzerime milyo brand gelmesin diye. Totemimi atacağım. Karşıma bir kişi gelirse bir güzel yaracağım burayı. Örnek bir kişi. Takım ejderi aldı. Brand burada benimle sohbet ediyor. Bir görüş totemi atacağım. Twitch gelip merhaba demesin. 400 altın. Gördünüz mü? Şimdi Twitch'i şurada keseceğim, izleyin. Biliyor daha önce gelmezse ama buradan mı geliyor? Geliyor. Dolandı oradan. Tamam, ortalığı karıştırdık, kaçıyoruz. Ejderi aldık mı? Gibi. Chat çok konuşamıyorum. Yani haritaya odaklanmam lazım. Kim nerede diye bakınıyorum sürekli. Twitch şu an görünmez, bana geliyor. Hay başlayacağım şu limana. Lan çökmedi mi kardeşim şu limana? Yeter artık. Buradan da bir çarp alalım hadi. Çarpladık ve aldık bir güzel. Arkadaşlar bu durumdan hangi eşyayı alırdınız? Hadi size bir soru. Karşı takım böyle. AP. Portlan pençesi Azir oynuyor. 55 defa proklamış bu arada. Bu da AP. Ya normalde şunu alsak çok iyi de. Ben şunu alacağım. Hareket hızı lazım biraz. Hareket tırma yaparken işinizi görüyor. Yeni runan mesela çalışmıyor değil mi Nasus'ta? Çalışmıyordur yani mantıken. Ama diğer şampiyonlarda çok güzel çalışıyor. Bak bunu aldığım için beni yakalayamıyor. Mesela ben Nasus oynarken rakip takımda Zek sevmem. Zek ya da ne bileyim böyle uçan kaçan Twisted Fate. Böyle şampiyonları sevmem. Bunun sebebi de şudur. Bu eşyayı alsam bile adamlar bana bir anda engage atabiliyor. Ulti basacak buradan. Basacaksın oğlum. Eşek gibi basacaksın ultiyi. Milyon yine geldi. Tamam ya, önceki maçla bu maçı birleştiririz. Tek bir video olur. Batı sunucusunda Zümrüt Elo'dan nasıl çıkarsın? Hepsini üzerimize çektik. Bir de egzaz yedim kafama. Buradan da bir şifa alalım. Oy.
Son anda kafasına bir tane koydum. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Dain 3 müydük 4 müydük Zümrüt? Bir anda 2 yaptı bizi. Nasıl SX kazandık? Şöyle bir bakalım. 6-3-7. 13.300 altında oyundaki en yüksek 3. altın. Twisted Fate 17.000 altın kasmış. Hasar tablosuna geldiğimizde de 24.000'le koskocaman bir yükselen güzeldi ilk dik. Burada yine Twisted Fate 27.800 vurarak herkesi geçmiş. Kulelerde vurabildim mi acaba? 15.300'le koskocaman bir yükselen bir güzeldi ikildi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım like atarsınız. İkinci kanalı biraz böyle yayından kesitlerle boğacağım. Seviliyorsunuz. Sağ ol kaçar. Hoşçakalın. Bye bye.